Merhaba herkese, kaldığımız yerden devam. En son insanı perişan eden bir savaştan çıkmıştık ama Gotrek ve Felix'i almayı başarmıştık. Şimdi Gotrek ve Felix'i ben Belagor'un ortasına koymak istemiyorum. Fena olmazdı ama Malakai'nin ortasına daha çok yakışır bunlar ya. Gelin arkadaşlar, sevgili Felix, sen şurada birlikleri yenile. Sevgili Gotrek, sana az içimden küfretmedim bir önceki savaşta ama ne biçim savaştır o ya. Bırak bırak savaşayım işte, yani adamı korumak nedir yani. Neyse. Şimdi sen ordudasın. Garagrim'i de bu orduya koymak isterim. Skaven'a karşı araştırma oranı. Hazire'de kazandık, Zayyatik Bayram'da kazandık. Ama şu orduyu bir 20'lememiz şart şimdi bizim. Yakın dövüş piyadeleri kalmadı. Aslında şöyle bir garez getirenler, yani acil durum birliği olarak zaten namlu alaylar yeterli. Garez getirenleri ben orada kullanmak isterim. Mesela şu münakaşacılar, menzilli biri pardon onlar, uzun sakallar ve çekitçiler. Hatta uzun sakal iki tane var. Bir tane daha almazsam 13 tur sonra bir tanesinin daha gelecek yeri kalmıyor. Uzun sakalı aldım. Dur. 3 tane şey yapabiliyoruz orada değil mi? Bunu bir düşüneyim bir saniye. Şu inanılmaz güzel işe yarayan bir şey. Onu da almak istiyorum çünkü. Girokoptere bu arada düşer mi? Düşünüyorum. Yok ya. Ben girokopteri Malakai'ye vermek istiyorum. Bak sen zaten bir dakika. Malakai sen şuradan bir çık. Bu kadar hasarlı durumdayken bir yere gidemeyeceğim için şurada bir bekle sen. Malakai sen şu girokopteri oradan al. Tamam mı? Orada böylece 15 tane yer olmuş oldu. 15 tane yere. Normal birim yetiştirmeden bir şey basmak istemiyorum özellikle. Topumuz var zaten ama. Ya ben... Malakai'nin ordusunda muhteşem iş yapar, o da ayrı. Ama Malakai'nin... Zaten Grimli'nin ruhu var. Tamam ya, buraya gelsen. Bir tane çekitçi gelsin, bir tane de bundan gelsin. Kaç olduk? 18 mi? Ordunun sıkıntısı fazla sayıda menzilli biriminin olması. 6 tane normal okçu, 1 tane sükürleyen, 3 tane de ağır silah var. Şimdi 2 tane daha yakın dövüş piyadesi almam lazım. Yüce savaşçısı, başka çaremiz yok. Var ama... Bakayım. Evet, yüce savaşçısı almak... çekitçi var. 3 tur, o biraz fazlaymış. Gönül'ün ruhundan enteresan bir şeye basamıyoruz. Yerelden yok. Tamam, cüce savaşçısı alacağız. Başka bir şey yapacak. Yok. Böylece 5 tane yakın dövüş birimim olmuş olacak. Tamam ya, güzel galiba bu şekilde. Orada normal bir kahraman yoktu değil mi? Ustası, derebeyi. Usta mühendis, evet yoktu, tamam. Böyle güzel, Esip Gülleyen yerine... Yok ya, Esip Gülleyen güzel. Ondan iyi performans alıyorum ben, şey yapmayayım şimdi. Böyle güzel. Sana gelelim sevgili Malakai. Karagrim'in görevini yapmaya 5 tane katil ihtiyacım var. 5 tane katil almaya param yetmeyecek. Dolayısıyla ben şunu yapmaya başlayayım diyecektim. Buna da param yetmiyor. Bir savaş verip bir yerden para kazanma imkanı var mı bu tarafta? Zannetmiyorum. Bu arada burası 20'li değil mi? Evet. Sen sevgili dostum geliyorsun. Şu orduya şunları bir veriyorsun. Sana ihtiyacım olabilir. Kal orada. Şimdi bu orduya yeni birimleri verdiğim için yürümesi yok. Önümüzdeki dur Tobarro'ya ya da belki de şu taraflara saldırmayı düşünebilirim. Bu orduların nereye gideceğine bağlı. Bretonya'ya sevgili peri büyücüye tepki veriyorlar gibi görünüyor o tarafta. Bakacağız. Bunlardan yoktu değil mi? Evet. Bunlar beklesin dolayısıyla. Herhangi bir başka tip kahraman yapamıyorduk. Tamam.
cast the runes. Okay. Ama sizden para çıkarmı zannetmiyorum ama pek bir şey... Aa bir dakika, pek bir şey yoktu derken... artı 50 teknolojisini araştırdım. Kuzey eyaletlerinin de gelmesi... Yola gelmesi çok değildir diye düşünüyorum. Bunlarla anlaşma. Ha bunlarla ticaret anlaşamam. Talebek Land... Siz, tamam ya yapalım. Ya, parası yok şunların da ya. Paranız olduğunda yaparız. Sigmar kültüyle geçiş anlaşması yapalım. The Empire is... 500 oradan gelir. Sınıf prensiplerini istemiyorum. Ya hadi gel tamam. 500 de buradan gelsin. Kaç oldu? 7100 oldu. Karaksekiz Tepe nerede? Yetiyor mu? 7300. 200 daha lazım. Item satarım. Başlatmak istiyorum çünkü artık onu bıktım orada sürekli yapacağım demekten. Ya bu ne? Makaysa'nın razı edicisi. Makaysa'nın sen niye bunu takmıyorsun? Sanayetik olanın yakın saldırı. Makaysa'nın razı edicisi mühimmat olur. Güzel. Sana hatta başka güzel şeyler de vermek isterim ama maalesef şu an pek bir şeyim yokmuş. Şu taş ustalarından ikisini elden çıkarırsam elinde sen tak. Yeterince maddiyatı toparlamış oluruz sanırım. Your ideas. Güzel. Tak 8 debedeki özel derinlikler binasını yapmak için de yıkanımı atmış olduk. Sen yerinizde kalını öğrendin. Şunu da almanı istiyorum. Bakın demiş piyadelerinde 7. rütbe ve üzeri olan bir kişi var şu an zaten. Çok şart değil. Bunlara da vermek istemiyorum. Zindelik kaybolsa alması %25, aman %15. Lider, ya liderliğe hiç ihtiyacı yok bunun. Cücelerin zaten liderliği çöktüyse savaşı kaybetmişsin demektir. Sen de ne yapıyorduk? Yukarılarda bir şeyler verdik. Hızdan gidelim. Lord of the Angrund. Sen de bir hücum bonusunu alalım. Aynı şeyi sen de yapalım. Rün ustamız bütün rünleri işledim. Yok hayır, var daha. Okay. Tamam diyor. Önümüzdeki tura kadar full tazelenmeyeceğim ama yaklaşırız yine de. Tamam, tamam. Malakay'ın bu arada her yerden katil kahraman basma gibi bir şey yoktu değil mi? Yok. Okay. Şu iki ordu birbiriyle çok yan yana dolaşmak gibi niyetim yok. Malakay zaten grubunun ruhuna sahip. Şov yapabilir kendi kendine. Sadece işte biraz paraya ihtiyacım var. Şu orduyu toparlayabilmek için. Orduyu toparlayabilmek için. Paraya ihtiyacım var. Para için ne yapacağımı ise bilmiyorum şu an. Dur şunu araştıralım. Değil mi? Evet bu su savunma olasılığı işe yarar. Yani... Karaksekiz Tepe'yi aldık diye bakım masrafından kurtulduk ama... Biraz fazla lüks takılmaya başladık öte yandan. Toparlayacağız. Garagrim'i daha alamadık o yüzücü ama. Dur buna bakmıştım. Evet, hareket etmedi. 245'ten pek bir şey yapılmaz. Devam. Büyük Legion da yok edildi. Nice, elinize sağlık. Muhtemelen Karl Franz ve Bretonya yapmıştır o işi. Hazır. Izdırap rüzgarları, bir rüzgar önümüz. Güzel. Yani güzel derken benim işime yaramıyor ama. Quick bir orduyla Karaksekiz Tepe'ye yaklaşıyor. Şöyle bakıyorum köle sapancıları falan. Karaksekiz Tepe'nin kendi garnizonu yeterli. Burada ise Quick'in kendi ordusu var. Yetişebiliyor muyum? Oh, %40 yürümeyle yetişiyorum. Tamamdır, şahane. Daha ne olsun? Sen şöyle geliyorsun. Bir dakika, Quick'i sen kesmiştin ama zaten değil mi? Kahin, Skaven Zaferi. Tünelci, Quick'i kesmedin mi ya? Diğer karakterle mi kesmiştim? Sadece Verzek ve Aranessa var. Okey, tamam. Sen de keselim o zaman.
Yürümen yetiyor mu? Heh, son anda yetiyor. İyi bari. Sen onun yoluna çıkmayacak şekilde şöyle kenardan desteğe gel. Revenge Incarnate. What? Cesurca yenilgi mi? Garnizon binası ve oradaki ordu desteğe geliyor. O yüzden Yıldırım Çarşması böyle günler için var. Ama orta kayıp diyor. Şöyle bir bakayım orduya. Quick'in kendisi var. Bir tane suikastçı var. Büyücü yok. Şeyi yok. Ağır silahı yok. Bu çok kolay. Neyse ki ikit olmadığı için nükleeri yok. Ama bol bol samun olacaktır. O samunlar harcanana kadar yapay zeka samunlarını hiç iyi kullanamazdı normalde. Ben geçen savaşta, o hezimete uğradığım savaşta kendim saçmalamıştım. Ordular birbirine yapışmadan önce önden gönderecektir o samunları. Şunların üstüne gönderecektir muhtemelen. O yüzden bunları burada tutayım. Bunlarla korurum bunları. Hatta siz de onların içinde durabilirsiniz. Tamam. Menzilliler şimdilik ön tarafta durabilir. Menzilleri de gönderebilir ama, değil mi? Dur şöyle yapayım o zaman. Karakterler menzillerin arasında dursun. Yakın dövüş piyadeleri de ağır silahların arasında dursun. Tamam, böyle güzel. Bir de bu kaldı. Sen de o arada bir yerde dur. Bir de... Bir dakika, zaten bunu seçmemiş miydim ben? Kimi gönderdim oraya? Şunu saçmalatmışım. Tamam. Şöyle olacak. Tamamdır, güzel. Birkaç güncelleme öncesinde Quick'in özelliği biraz elden geçmişti ve artık çok daha fazla summon yapabiliyor durumda Quick. Onlara dikkat etmem lazım o yüzden. Herkes bir G yapayım da aynı hızda hareket etsinler. Samun oradan geldi. Dur şu tarafa. Aynı hızda hareket etsinler diye kontrol G yaptım ama bunların dönmesi gerektiğini unutmuşum. Neyse, çok önemli değil. Çok hasar veremediler orada. Yani şu samunlarını mesela işte iki ordu birbirine girdiği zaman arkada şeyleri engellemek için, ağır silahları engellemek için kullansa bin kat daha mantıklı olur ama önden harcıyor işte. Yapay zekanın klasik dingilliklerinden biri. Bu samunları dövdükçe onlar da tetiklenecektir diye düşünüyorum. Mühimmat harcamayayım diye seçmedim şeyleri. Atış serbesti seçmedim. Evet, üzerime gelmeye başladılar. Onlar da tamam. Bir samun daha geliyor. Daha ağır silahlarımın menziline girmelerine var. O yüzden az daha bekleyebilirim ama hafiften ayarlasam iyi olur galiba. Siz arkadaşlar şöyle dizilin. Samunları oradan mı getirdi? Pardon. Şöyle dizilin. Samunlar hızlı bir şekilde halledildi. Siz onların önüne diziliyorsunuz. Şimdi onların önüne diziliyorsunuz. Şurada kal, herkese bakın ver. Bir tek oynatmadığım şu var. Sen şuraya gel, sana bir yer ayarlarız. Siz ise şimdiki öyle kalın. Savun yapmalarına karşılık, ah bu arada atış serbesti de açayım. Savun yaptılar bile. Aman dur. Hayır.
karakterleri oraya göndermek istemiştim. Yanlış emir verdim. Tek sen şuraya değil, siz üçünüz onun önünü açın. Okay. Atış serbest açık bu arada arkadaşlar, atış edebilirsiniz biliyorsunuz ki. Okay. Bir summon daha geliyor. Arkadaşlar şunları temizlememiz lazım. Şuraya saldırın. Siz ikiniz şurada bir iki şey daha var. Çanlı silahı daha var. Onları indirmemiz lazım. Oradaki çanlı silahları indi. Savunlar bitti bilmiyorum ama Quick'e müdahale etmen lazım artık senin. Şuraya bir şey atayım. Zırh atayım. Sizin dış tarafa geçmeniz lazım. Menzilleri ulaştılar ama Belagor oraya ulaştım, sorun kalmayacak. Sen şuraya git. Ha, onu bitirdiler zaten, tamam. Sen mi böyle yamuk durdun ya bilmiyorum ama. Ona ateş etmek için mi? Belagor iyi misin? Peki küçümsememek lazım tabi. Hatta siz ikiniz de şu kuyuk'a bir destek olsanız fena olmayacak gibi arkadaşlar. Okay. Şu an şey geldi aklıma. Bir tane babun seslendirmesi vardı. Ya bu çok kolay diyordu. Hayır, o kadar da kolay değil diyordu. Karşı tarafta. Okay, Quick'i indiriyorlar. Bizim şu... Seni şurayı patlatman lazım dostum. Güzel, orayı güzel patlattık. Quick'i indiriyor bizim üçlü. Yani summonları iyi kullanamadılar ama o kadar çok summonları vardı ki beni bayağı bir engellediler. Hadi vallahi diyelim, ne diyelim. Nerede Belagor ve kahramanlar, iyi durumda mı? Şu Quick öldürün artık ya, hadi bir şey kalmadı. Onlar tamam, diğerlerini halledeyim şimdi. Şu zehirli rüzgar kürecilerini bir halletmemiz lazım dostlar. Ne, kahramanların biri gitti mi? Yok, gitmiyor. Tamam, sağ olun. Onlara biraz hasar verdik. Ha, küreciler halledildi zaten. Geniş tarafa müdahale edin siz. Burada yakında bir şey kalmadı başka. Şu tarafa gitmeniz lazım sizin. Oradaki uzun sakallar uzun süre dayanamayacak gibi çünkü. Şunların hedefleri çok şey değil. Şu tarafa hedef alsam daha iyi olacak. Şöyle gel. Belagor, senin buff'larını bir sevdik kullanmadım. Hatta bir tane de büyüm var değil mi senin? Onu da bir kullanayım şurada. Şurada bir de şunlar varmış. Buradan da gelenler var. Eyvah. Heh, tamam, kaçtılar. Okey, savaş tamamdır. Tahmin ettiğimden daha zor geçti. Eyvallah, kabul ediyorum. Ya, kırılmazlarmış. Öldürünüz o zaman. Siz ölmeden önce oradan kaçın ama.
Ha, gitmiş olabilir ya bu arada. Descendant of Lord. Seeking revenge. Tamam, bir şekilde yakalamayı imkanım olan birileri yok. Cezayirler ne şov yapmış öyle ya, hiç fark etmedim yani. Okey, ölenimiz var mı? Ölenimiz yok. Orada ikmali alayım. Kurtarırsak kardır. Geri çekilmişti zaten Quick bu sayede. Heh, piyadeye karşı bonus artı 10. Okey, fena değil. Şimdi senin... yürümen var mı? Yok. Ben... kötü bir şey yapmış olabilirim şu an. Bu herif gelip beni pusuya düşürecek. 20 kişilik ordu olur, şu an birim basıyor ve oraya ulaşamıyorum ben. Evet, beni pusuya düşürecek. Ulaşabilsem saldırırdım. Bak bu hoş olmadı mesela. Bu hoş olmadı, yanlış bir planlama. Şunları bir dağıtayım bakayım. Direnci al. Düşünüyorum ne yapsam diye, bir şey hal çaresi var mı bunun diye düşünüyorum bir taraftan ama. Ready. Ürünler tamam. Bu kadar hasar alacağımı düşünmemiştim bu savaşta. Boş olmadı. Şimdi müttefik falan da yetiştiremiyorum. Malakai'nin ordusunda yetiştirebilirim istediğimi de. Belegar'ı pusuya düşürünce bunlar desteğe gelemeyecek. Belegar'la o savaştan bir şekilde kaçarsam şuraya doğru geri çekilirim. Buraya doğru geri çekilmem de gerekebilir. Marş vaziyetine girsem. Yok, olmayacak gibi. Takıldık buraya. Şuradan 20 kişilik ordu daha yollama ihtimali de her zaman var tabi, o da ayrı. Bakalım, kötü bir hamle yapmış olabilirim gerçekten. Bu kötü hamleyi en azından Malakai'nin ordusuyla telafi etmeye çalışayım. Bunları niye alamıyorum? Yabancı topraklar olduğu için. Namlı alayları da alamıyoruz yabancı toprak olduğu için. Peki. Onu bilmiyordum ben. Ama Malakai'nin ordusunda Grungni'nin ruhu var en azından. Çoktan iyidir. Eşbinim var mı? Yok. Farsak bakım masrafları bizi göçertmiyor. Sorun yok. Kaç oluyor bu arada? 3 tane daha katil basıyorum. Yok, 2 taneye daha ihtiyacım olacak. Neyse, zamanı gelince hallederiz. Şimdi şuna bir bakalım. Belki buradan bir şeyler kurtarırız. Tobarro'da 11 kişilik bir garnizon var. 13 kişilik de bir ordu var. Dalınır. Hiç beklemeye gerek yok. Gel bakalım. Hayır, bunu yapmak istemiyorum. Şuraya bir geliyorsun. Şuradan karaya ayak basıyorsun, şurayı bir kuşatıyorsun. Seni tekrar bu orduya dahil edebilir miyiz? Muhtemelen olmayacak. Not by me.
Sonrayı aldıktan sonra dahil edeceğiz galiba. Sen de gelip de destek olabilir misin? Okey, ben bunu alırım ya. Tamam, çok anormal değil o hasar. Normal iş gayet. Şehrin içinde duracağım şimdi beni pusuya düşüremez diyecektim ki zaten benim pusuya düşürecek bir ordu yokmuş. Oo, önümüzdeki tur Skaven arabesine saldırabilirim. Saldırabilir miyim? Saldırabilirim. Hayırlısı bakalım, hayırlısı. İlginç. O kadar hızlı ulaşmayı beklemiyordum Skaven arabesine. İki rütbe atladın sen. Ne almışsın? Şunları da al ya. Böyle alalım. Yani orada yolda yürüyen alsın ve tam plaka zırhı alsın, kendisi dövüşçü haline gelsin. Okey. Önümüzdeki tur bu ordu Skaven arabesini almaya yeter mi? Başka bir ordu gelmezse atlaya zıplaya bir şey yaparak. Birini yetiştirebiliyorum. O zaman şöyle yapayım. Şu ikisini birleştireyim. Bir tane daha yüce savaşçısı mı alayım? 3, 6, evet yüce savaşçısı alayım. Tamamdır, tamamdır. Skaven arabesini alınca 658 garez daha çözülmüş olacak. Şimdi 332 ant altın var elimde. 300'lük bir şey alacağım ya. 300'lük güzel karakter rünleri falan vardı. Yüklere karşı bonus, çılgınlık, menzilli direnci, zırt delici, hücum bonusu. Yukarıda hayran bırakan şeyler görmemekteyim şu an. Çılgınlık iyidir ya. Her zaman işe yarar. Liderlik çökmediği sürece %10'lar bonus veriyor ki cücelerde malum liderlik pek çökmez zaten. Kimde yok. Rün sen al. Sen al. Okay. Şu arkadaşa verileceğim bir şey var mı? Kendisi Slaanesh takipçisi malum. Daha da fazla artacak. Var mı zırh mı? Pek bir şey yokmuş gibi duruyor. Okey. Önümüzdeki tur hayırlısı diyelim ya. Skaven arabesi sanki benim olacakmış gibi geliyor önümüzdeki tur. Ama asıl sıkıntı burada. Burada burayı yaptım da. Şimdi bu mu şeyin Karaksekiz Tepe'de olduğu için özel olan harap giriş salonları? Kontrol ulusal karakter diplomatik girişler cüce. Diğeriyle karşılaştırayım bir. Giriş salonları. Ama bu harap değil, bir dakika. Evet. Garnizona derebeyi sağlıyor. Sekiz Tepe'deki ise ulusal kontrol sağlıyor. Karakterin kazanılan tecrübesi %5 tüm karakterler. Diplomatik ilişki Skaven yeşilleriyle için zaten can ciğer olduğunu söylemez. Ha, cücelerle artı 10 diplomatik ilişki, o da fena değil. Bir derebeyi ve bunların keşfedilebilirliği artı 20. Herhalde sadece bu şeyden bahsediyor. Bu şehirden bahsediyor. Okey. Bu eleman eğer saldırırsa alırız onu da. Buradan bir ordu daha zıplarda saldırırsa onu bilmiyorum. Bakalım. Karaksekiz Tepe'yi böyle beklenmedik bir şekilde saçma sapan insanlara kaybetmeyiz. Belegan'ın ordusu da aynı şekilde. Bayağı tehlikeli bir tur sonu olacak ya. Biraz çekiniyorum basmaya. Sigmar kültüyle ticaret anlaşması yok. Ama Kaledorlu olabilir. Ama Raik topraklarına mı saklasam kendimi? Öyle yapayım.
A. Malaka'ya saldırdı Denyo. Lan. Lan oğlum. Lan oğlum. Na, ya eyvallah sağ olasın ya. Dur bakayım ya. Kendim mi savaşsam? Şu 3 elemanı kaybetmek istememekle birlikte. Ya Belagar'ı pusuya düşürebilirdi. Gitti pusuya düşüremeyeceği adama saldırdım. Ordu yap vaziyetindeyim. Tamam ya alırım ben bunu. Şunları kaybetmek üzücü ama canları sağ olsun. Yani sağ olmayacak ama ruhları şad olsun diyelim. Arkadaş ne yapacak? Hiçbir şey yapmadı. Bir tane ufak bir destek ordusu getiriyor. O kadar. Okay. Çok şanslı bir tur sonu geçirdik gerçekten. Belagar'a bir şey olacak diye çok korktum ama tuttu bir karşında kendisi. Ha, onlara karşı 5 muharebe kazanma görevi yerine getirmişim. Cüce çarpan olarak bilinecek kadar iğrenç, yozlaşmış her yaratık Danmaskron'a girmeye layıktır. Bordları ayakları altında ezilmesi gereken kokuşmuş kemirgen, Davilerin yanında kavgacı bir can sıkıntısından başka bir şey değildir. Biliyorum. Alışılmadık konum çıktı. Aa. Tamam bakalım neymiş. Şirket rıhtımları. Eski dünya boyunca faaliyet gösteren Tilya Ticaret Şirketi, ticaret gemilerinin demirlediği limanları da kontrol ederek maddi kazancını daha da arttırmanın peşinde. Peki, artı 5 büyüme ve tüm binaların geliri yerel bölgenin sahibi. Okey. Şu an pek bir faydası yok ama bu konuyla ilgili bir hadise yaşanma olasılığı ortada var. Bakalım ne olacak? Asıl mesele şurada. Başla devletimde mi gelmen lazım? Hadi bakalım. Saçmalama şuraya geleceğim. Sen ise düz vaziyette oraya gidebiliyorsun. Şunu bir vereyim. Oh, otosan işte verdi bana direkt. Kimsecikler de ölmüyor. Skaven harabesi böyledir, bizdedir. 8500. Hayır diyemedim. Okey, okey, okey. Gayet emniyete alındı. Buraların tamiratı 8500'den daha fazla sürecek. Ama kendi kendilerine tamir olabilirler sonuçta. Dur bakayım ne varmış şimdi. Ejderha katili alabiliyoruz. Alamalı mıyım? Bir tane katil var bu orduda. Ama alayım ben yine de ya. Gel dostum. Olsun. Dragon Slayer. My anger burns bright. Bu ejderha katili yetişen bu tam olarak ne işe yarar? Sefer görüş açısı ve hareket menzili. Garnizona bir şeyler sağlıyor. Bukman'ın koruyucularının yetiştirilmesini sağlıyor. Öyle bir şey mi var? Yoksa ayrı bir bina mı gerekiyor onun için? Hah, Bukman'ın koruyucuları ayrı bina gerekmiyormuş. O şahane. Bunlar iyi birimlerdir. Diğer koruyucularla kıyaslamak gerekirse yani bariz daha iyi. Okey, hiçbir binayı yıkmak istemiyorum o zaman. Ama buraya... buraya şey lazım ama ya, derinlikler şart. Buraya derinlikler şart. Binasını bırakamam. Zaten küçük bir şey. Tamam, bunları globalden basabiliyoruz zaten. Derebeğimiz de zaten var, bunu yıktım. Garnizon binası da basmak isterim ama. Ama yok ya, Skaven. Ne durumda Skaven? Ne durumda Iket Claw? Ya hala çok güçlü lan. Hiçbirini bırakmak istemiyorum bunların. Ayrılamadım, veda edemedim bildiğin.
ok silahı basabileceğim bir binam var artık yani mesela. Bukman'ı yıkamam. Bukman'ın koruyucuları çok önemli. Katil binam var bir tane nihayet, onu bırakamam. Büyüme binası, yani 5 olmasını istiyorsam bir gün buranın büyüme binasını bırakamam. Tamam, neyse. Böyle, böyle kalsın. Bir tane derinlikler yapacağım ben buraya. Sende ne var ne yok. Ve koruyabilip koruyamayacağım da garanti değil bu arada. Ben daha önce almamışım. Bütün gücüyle üstüme saldırırsa şu an burayı terk edip gitmem de gerekebilir. Umarım öyle bir şey olmaz. Bu arada o ihtimale karşı yerelden iki tane yetiştirme yerim var değil mi? Şunlar birleşsin. Şunlar birleşsin. Bir turda uzun sakal basabiliyormuşum. Kalkanlısı da var hatta. Ondan basayım. O Bukman'ın korucularını buradan basmayacağım. Küreselden basmam gerekirse diye tuttum onları. Şu an bunları lavedeyim, onları basayım diyecek kadar lükse sahip değilim maalesef. Uf, silah çok güzel bir şey ya. Ondan basmak istiyorum ama. Küreseli kullanarak şunların gücünü yerine getirsem mi? Yok. Küreseli şu an şey görevini tamamlamak için bir kullanayım öncelikle. Malakar. Ya şu an saldırılmaz pek ya. Samınları bile beni öldürmeye yeter. Ve çok fazla samını var malum. Duvarlı yerleşke falan. Sen ne kadar güçsün? Yine bunun dışında da bir ordusu büyük ihtimalle var. Ne oluyor? Nasıl bastım ona ben be? True King. Şu noktada biraz geri çekilmek mantıklı olabilir galiba. Saldırmadan geri çekilemiyorum. Cesurca yenildiğini. Bakay da bir gelsin ne diyecek bakalım. Upayı zafer. Kayıplar nasıl? Herkes kayıp. Ya ama çok da tırt ordu. Düşünceler. Zaman da kaybetmek istemiyorum. Sen bir geri çekil. Malakayla bir kuşatayım. Bir şey değiştirenden değil de sonuç, oto sonuçta. Yo, değişti. Sonucu alırım ben ya. Şunun yerine dayesini basarım zaten. Vallahi aldım ya. Hadi bakalım. Şikayet. Araştırma alanı. Teknoloji araştırmışız çünkü. Tamamdır, sen şu vaziyete gir. Kara Kazgal da onların sanırım, bakayım. Evet. Tamam. Tamam. Kaç Slayer basmam lazım? Bu sefer yapıyorum bu görevi. Bu sefer iki tane daha basmam lazım. Onu da rahat rahat basarım zaten. Bir tane yerelden korsan. Küreselden biraz fazla uzun sürüyormuş o. Onu yapmayacağım. Tamam, bir tane daha goblin yontucu. Güzel. Güzel. Sonra bu orduyu birazcık daha kendine getirebilmek adına bir şeyler yapmak isterim ama önce iyi delegara versen fena olmayacak aslında. Belegar, sana globalden ne basacağım biliyor musun? Lan 3 tur bekler miyim ben burada? Ork silahı çok güzel bir şey çünkü.
olmuş. Dur biraz abartı mı olur? Olmaz bir şey ya. Sadece... Senin şu vaziyete girmek için yürümeye... Tamam, şöyle yapıyoruz. Bir iptal et. Şehrin dışına çık. Şu vaziyete gir. Belagar sen içeri gir. Savunma savunması yüksek bir yerde olsun istedim çünkü. Madem 3 tur burada bekleyecek. Ardından sen... Globalden... Kaç tane ork silahı var biliyor musun? 1... 2... 3 Pardon yanlış. 3 Evet. 3 tane ork silahın olsun istiyorum. Çünkü manyağım ben. Buradaki okçuların sayısını da düşüreceğim bu arada. Daha fazla yakın piyade alacağım. Buradaki yakın piyadelerin kalitesini arttırabilmem mümkün mü? Bir tur bu, iki tur bu. Yok, uzun sakala ulaşmak mümkün değil. Bunlar değil. Katil istemiyorum. Demir kıranlar ve çekiççiler için daha fazla yer lazım. Yok, onu yapamam şu an. Okey. Malakai seni bir unutmayalım. Kurumun ruhundan bir tane. Buradan da bir tane yapıyorsun. Garagrim önümüzdeki tur yanımıza geliyor. Ardından madem öyle şunu da üçlüyorsun. Buna gerek yok. Karak 8 tepeye bir tane lord basmak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Şu 8'lik gelsin. Yani fiziksel direnç, dayanıklılık aurası. Evet şu olsun. Güzel. Buraya hiçbir şey olmaz diye tahmin ve umut ediyorum. Elimde 4K daha var. Derinliklerini geliştirdiğim zaman, şimdi seviye çıktığı zaman ne oluyor ekstradan? Tüm karakterlerin kazanılan tecrübesi artıyor. Çok da etkileyici değilmiş. Benim asıl yapmam gereken şey, diğer tarafa şunu yapmalıyım. Garnizona 2 turda sağlıyor bu. Yok, diğer fraksiyonlarla aramı da kötüleştirmek istemiyorum. Büyümeyi de azaltıyor ayrıca. Tamam, Karak 8 tepe şimdilik öyle kalsın. Diğer derinlikleri ama... Şunu artık yapamıyorum. Püf, önümüzdeki tur yapacağım. Şu an para harcamayayım o zaman, acil bir şey yoksa. Taş madeni güvenli bir yer miydi? Evet, güvenli bir yer. Buraya, para binası yapamıyorum. Mirmidenler. Belki bundan yap. Zaten ucuz bir bina. Eğridiş Kalesi. Buraya ne yapayım? Garnizon mu? Evet, garnizon önemli. Aşağıdan Skarben saldırısı falan bile gelebilir sonuçta. Kuyuk'u hallettiğimi varsayarsak bile. 5 bina ayarlarız herhalde sonraki tur ya. Kirine... Bunu da yapmak lazım şimdi. Okey. Umarım 5000 bulabilirim önümüzdeki tur ama ondan çok emin olamadım şu an. Savunma olasılığı araştırdık. Orada karma yozlaşma, karma yetişme ve anjö kartları için çok şart değil. Şans sürüsü, altyapı binaları için, ticaret tarifeleri geliri, inşaat maliyeti. Birazcık orduya ağırlık versem iyi olur artık, bir zahmet. Hocam işte tek puanları kimin? Belagar.
Senin artık kendini geliştirme zamanı ufaktan geldi. Yukarıdaki almam gerekenleri aldım sanırım bunlara. Hiç ihtiyacım yok. Oraları gelişti. Ya senin zayiat ikmal oranın biraz daha iyi olsa daha iyi olur mu acaba? Zayiat ikmal oranı veren kimse yok çünkü sende. Evet, bence iyi olur. Sende ise hızlı dövüş dediğimize göre aşağıdaki almam gerekenleri de aldım. Geri kalan hiçbir şey hiçbir işime yaramıyor. Okay. Kafana göre dağıt o zaman bundan sonra. Senin de şunu işledik. Senin de aynı şeyi yaptık. Al bir menzilli direnci. Al bir hücum bonusu. Okay. 3 tur sonra 17 kişi olacak bu ordu. Ayarlarız ya. Grunin'in ruhundan bir şeyler falan alırız. Yüce savaşçısı alırız. Yakınlarımızda olursa Grunin'in ruhu o sırada. Grunin'in ruhunu ise yerlere yollar mıyım? Bir süre bu da burada beklese fena olmayacak aslında. Al şunu. Şöyle bir bakayım. Menzili direnci, zindelik kaybı, Skaven'a karşı binalar. Tamam, bütün önemli şeyleri de alınmış bunun. New stuff, new ideas. Ama bir ara bunun yeteneklerini sıfırlamak isterim ama Quick Savaşı'ndan sonra belki ya. Sen birlikleri yenile lütfen. Sen şakrak insancık. Pasif yetenek veriyor ve önce yön ezilenmesi veriyor. Güzel. Ama kontrolü... vereyim hadi ya. Gotrek sen ise... Ona da Gotrek diyorum ama Gotrek yani dümdüz. Nerede Skaven katili? Savunma olasılığı yeraltı engelleme savaşlarında artı 15 bir de kaypak. Yani çok Skaven'lık bir durum yok ama. Onlara karşı savaşırken yozlaşma. Onlara karşı savaşırken... Sadece yani canavar katili yazıyor da... Mesela işte sefer hareket menzili veriyor. Onun canavarlarla bir alakası yok. Hepsine bakmakta fayda var o yüzden. Mesela şunu almadan olmaz. Yeşil delilere düşman takviye kuvvet süresi %25. Çok şart değil. Elfleri karşı savaşırken menzili bırakın şansına %20. Vampirsel özellikle fiziksel direnç %10. Bunu da al. Okey. Böyle güzel. Geri kalanını da zamanla alırız da. Azıcık fiziksel direnç vereyim şuradan. Okey. Kendi başına daha büyümeden bile yollama eğilimindeyim aslında ama bakalım. Belki topraklarını tercih ederim mümkünse. Okey, Garagrim de bizimdir. Neredesin? Hoş geldin dostum. Efsanevi kahraman Angrim'in ordu Garagrim Demir Yumruk. Okey, Garagrim'i de aldığımıza göre bu bölümü de burada sonlandıralım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Mümkünse de bir beğeninizi rica edeyim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.